Yokuş başına geldiğinde Bodrum'u göreceksin. Sanma ki sen geldiğin gibi gideceksin. Senden öncekiler de böyleydiler. Akıllarını hep Bodrum'da bırakıp gittiler. Bodrum, Muğla iline bağlı olan 13 ilçeden biridir. Bodrum denildiğinde gözünüzde ilk canlanan meşhur beyaz kireç kaplı taş evleri ve çivit mavisi kapı pencereleri, koyları, sıcak ve huzurlu insanlarıdır. Yılın neredeyse 6 ayı boyunca yazı yaşattıran, güzelliğine nice şiirler, şarkılar yazılmış olan Bodrum, Türkiye'nin en popüler tatil yerlerinin başında gelir. Sadece Türk halkı için değil, yabancı turistler için de en çok tercih edilen yerlerden biridir. Bodrum, 4 mevsim huzur veren bir kaçış yeri gibi görülmektedir. İstediğinizde içinize kapanabileceğiniz, istediğinizde ise kalabalığa karışabileceğiniz bir dokusu vardır. Bu yönleriyle çok farklı isteklere hitap etmektedir. Bodrum'un yerlisi kadar her sene düzenli olarak birkaç ayı Bodrum'da geçiren kişi sayısı da çok fazladır. 2016 verilerine göre Muğla'nın 13 ilçesinden 160 binlik nüfusuyla en kalabalık ilçesi konumundadır. Bu nüfus yaz aylarında gelen tatilcilerle 1,5 milyona yaklaşmaktadır. Bodrum'da yaşam antik çağa dayanır. Milattan önce 650'li yıllarda Bodrum'a Halikarnassos denmeye başlanmıştır. Şehrin Aziz Petrus'a adanmasıyla birlikte Petrium denmeye başlandı. Petrium kelimesi zamanla dönüşerek Petrum, Potrum ve Bodrum haline gelmiştir. Cumhuriyetin ilanıyla adı son olarak Bodrum olarak değiştirilmiştir. Bunun dışında Mindos Kapısı, rengarenk pazarları, serin koyları, tavşan adası, yöresel lezzetler tadabileceğiniz çok sayıda köyleriyle Bodrum size görmeniz gereken birçok nokta sunmaktadır. Sadece tarihi ve kültürel özellikleriyle değil, eğlence hayatıyla da oldukça ön planda bir ilçedir. Ülkemizde Bodrum, gece hayatı açısından en ünlü yerlerin başına gelmektedir. Yılın her dönemi yapılan müzik ve eğlence festivalleriyle ülke içinden ve yurt dışından birçok turisti çekmektedir. Bodrum'da yaşayan sanatçı sayısı da oldukça yüksektir. El işçiliğiyle yapılmış ahşap, cam, deniz kabuklu ve benzeri hediyelik eşyalar çok yaygındır. Bodrum her daim sanatçıya ilham vermiş, adına sayısız şarkı ve şiir yazdırmıştır. Neyzen Tevfik, Zeki Müren, İlhan Berk, Halikarnas balıkçısı gibi tanınmış kişiler Bodrum'da yaşamış, Bodrum'la ilgili bir sürü şiir yazmış şairlerimizdendir. Günümüzde İstanbul'un kargaşasından kaçıp Bodrum'a yerleşen birçok tanınmış isim bulunmaktadır. Bir kısım insanlar ise İstanbul-Bodrum arası gidip gelerek yaşamını sürdürmektedir. Dünyanın 7 harikasından biri olan Halikarnas Mozolesi, M.Ö. 4. yüzyılda yaptırılmış bir anıt mezardır ve Bodrum'da bulunur. 2400 yıl önce Halikarnas antik kentinde bulunan bu anıt mezar, 242 metreye kadar yükselen gizemli bir mimariye sahiptir. Bodrum'un en önemli eserlerinden biri olan bu yapı, Büyük Anadolu depremiyle neredeyse bütünüyle yıkılmış olup bugün yerinde yapının kalıntıları ve bir müze bulunmaktadır. Yıkılan anıtın taşları Bodrum Kalesi'nin yapımında kullanılmıştır. Bodrum Kalesi günümüzde en sağlam kalan kalelerden biri olup içinde dünyanın en büyük ikinci sualtı arkeoloji müzesine sahiptir. Bodrum'un çok sayıda beldesi mevcuttur. Bu beldelere Bodrum Otogar'dan minibüslerle ulaşım sağlanmaktadır. Tatilcilerin tercih ettiği yerler Bitez, Yalıkavak, Türkbükü, Gümüşlük, Gümbet, Turgut Reis, Gündoğan, Torba, Ortakent, Mazı, Yalı Çiftlik ve Akyarlar'dır. Bitez, Bodrum'un en rağbet gören koylarından biridir. Gümüşlük'te ise ünlü Mindos Antik Kent ve Tavşan Adası bulunmaktadır. Yalıkavak, yel değirmeni ve manzarasının yanı sıra Süngerci Mahallesi ile günümüzde en çok ziyaret edilen beldeler arasındadır. Bodrum, Akdeniz iklimine sahiptir. Genel olarak sıcaktır. Yaz aylarında sıcaklık 40 dereceye bulabilirken, kış aylarında 10-15 dereceye düşmektedir. Yazlar Bodrum'da kurak geçer, aldığı çoğu yağışı kışın ve yağmur şeklinde alır. İki çeşit bitki örtüsüne sahiptir. İlk olarak iğne yapraklı kızılçamlar yaygındır. İlçe arazisinin yarısından fazlasını orman benzeri alanlar kaplar fakat son yıllardaki yangınlarda bu oran azalmıştır. İkinci olarak çalılık ve fundalıklar yaygın görünür. Eski adı Halikarnassos olan Bodrum, tarihin babası olarak kabul edilen Yunan tarihçi ve antik yazar Herodot'un doğduğu yer. Milattan önce 5. yüzyılda yaşayan Herodot, gezilerinde gördüğü yerleri ve insanları anlattığı Herodot tarihi olarak bilinen eseriyle tanınıyor. Bodrum,
Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos seferi ile Osmanlı topraklarına katıldı. Bu nadide kasaba Osmanlı sınırları içine giren son Hristiyan toprağı olma özelliğini taşıyor. 1406 yılında inşasına başlanan ve günümüzde Avrupa'nın ödüllü su altı müzelerinden biri olan Bodrum Kalesi aslında Rodos Şövalyeleri Kalesi'ydi. 7 kapısı ve kuleleri bulunan bu muazzam eserin kulelerinden her biri farklı ülkelerin isimleriyle anılıyor. Bodrum, Hazreti İsa'nın 12 havarisinden biri olan Aziz Petrus'a adanmış topraklar olduğu için zaman içerisinde Petrus'un adından türeyerek Petrium, Potrum ve en sonunda Bodrum adını almış. Evliya Çelebi seyahatnamesinde Bodrum'un kafir kalesi olduğunu söylüyor. Bodrum'daki Malta şövalyelerine ait büyük kale Kanuni tarafından fethedildikten sonra kafirler Türk kumandandan kalenin kuzeye bakan kapısının sol tarafındaki sahilde ufak bir bodrum inşa edebilmek için izin isteyip çalıların arasına gizlice bir kale yapmış, inşaat bitince de çalıları ateşe vermiş. Yeni kale ortaya çıkmış. Evliya Çelebi Bodrum adının küçük bir bodrum inşa etme bahanesiyle ama sahtekarca yapılan kafir kalesinden geldiğini söylüyor. Arkadaşlar herkese selam. Yeni bir seriye başlamak istiyorum. Bodrum tarihi ile ilgili, Bodrum hakkında ilginç bilgiler vesaire. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız bana destek olmak için abone olup videoları beğenip yorum yapabilirsiniz. Ben de bu şekilde anlarım. Üstelik bunların hepsi tamamen ücretsiz. Sizden tek ricam bu. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.